Çok çalışacağız biliyorsunuz. Tamam hadi gidelim, görüşürüz abi. Evet, başlayalım o halde. Yağmur yağıyor, seller akıyor, herkesin çatısı su akıtıyor. Hadi. Yağmur yağıyor, seller akıyor, herkesin çatısı su akıtıyor. Çocuklar, gidin. Geliyorum baba. Ben yine dün gece lavaboya açık mı bıraktım yoksa Remzi? Yok baba, lavaboyla olmaz bu kadar. Başka bir iş var bunda. Merhaba millet. Bakın size dipten deniz kavuğu çıkardım. Ay ne iyi yaptın oğlum. Dur ben de geleyim deve güreşi oynayalım. Evladım dalga geçmenin sırası mı? Ev ne hale gelmiş, sen hala şaka peşindesin. Kapı çalıyor. Ben bakarım. Oğlum şaşır. Arkada bir elek bakayım. Alo, kimse yok mu? Açsanıza. Bu ne biçim yağmurmuş arkadaşım? Bir durmak bilmedi. Dostum, birazcık yağmaya ara verir misin? Veremem. Bak beni oraya getirtme. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyormuş. Hop, Necati sen misin? Bilmem, ben miyim? Necati, bizim evi su bastı, kapıyı açamıyorum. Sadece delikten görebiliyorum seni. Bakayım. Vuru. Gördün mü işte? Evet doğruymuş. Neden böyle olduk hiç bilmiyorum Necati. Ben biliyorum Remzi. Yukarıdaki Bulut abinin yüzünden oluyor galiba. Bulut abi kim ya? Kim olacak? Şavşalın teki. Nasıl duydu? Kısık sesle söyledim o kadar da. Bulut abi nedir arkadaş? Necati saçmalıyor yine. Bulut abi mi? Baba çabuk buraya gelin. Bulut abi burada. Necati'nin saçmalığı bu kıza da bulaştı galiba. Yürüyün bakalım bari. Ben şuradan hiç haz etmem. Burada bekliyorum çeke. Sen su kaplumbağası değil miydin dede? Yok evladım. Kanepe kaplumbağasıyım ben. Canan kızım hayırdır? Bulut abi de kimmiş? Bakın dışarıya kimmiş görün. Bulut abi varmış hakikaten. Merhaba, benim adım Hakkı. İlk defa mı Bulut gördünüz? Yani konuşan Bulut ilk defa gördüm. Dedi, konuşan hayvan. Bulut abi, bir şey soracağım size. Sor bakalım. Acaba neden bu kadar çok yağıyorsunuz? Dünyadaki hava şartları böyle, benimle ilgisi yok ki. Ama böyle olmaz ki, biraz fazla yağıyor sanki. O zaman gidin, dünyanın atmosferini değiştirin siz de canım. Onu nasıl yapacağız? Gezegenimizle konuşun bir bence. Ne yani, bildiğimiz dünya gezegeniyle mi? Yok, bilmediğimiz dünya. Küçük hanım sen sormaya devam et. Peki nerede bulabiliriz bu dünyayı? Normalde uzayda takılır ama şu aralar kapalı çarşıda diye duydum. Hayır anlamadığım bir durum var. Yağmur bütün mahallede yağıyor. Neden biz uğraşıyoruz sorunla? Bizden başka boş boş gezen yokmuş. O yüzden siz gidin dediler. Pardon, buralarda dünya gezegeni varmış. Nerede biliyor musunuz acaba? Şu ilerideki dükkan. Tabelasında da yazıyor zaten. Sağ ol dostum. Bu sattığın nedir? Keçi boynuzu. Ne? Hangi keçinin boynuzu? Bu bizim mahalledeki Necmi'nin mi yoksa? Hayır. Yemiş bu, yemiş. Kimi yemiş? Kimi yemiş? Necmi'yi mi yediniz bir de? Arkadaşım git buradan. Başımızı derde sokma. İşte burada. Hakikaten de çok yaratıcı bir dükkan ismiymiş. Hadi girelim içeri öyleyse. Kimse yok mu? Dünya Bey. Oo, kim var orada? Müşteri misiniz? Yoksa adres mi soracaksınız? Abi iyi misin abi? Oğlum Cengiz, ne biçim tutuyorsun ipleri? Gitti bütün gösteri.
Neyse efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne bakmıştınız? Bakın bu yün halı. Bu da el dokuma halısı. Bu pahalıdır tabii diğerine göre. Pardon ama biz halı almaya gelmedik. Ben de boşuna dil döküyorum burada iki saattir. Niçin gelmiştiniz? Bizim evimizin tepesinde bir bulut var. Ha, biliyorum, bizim hakkı. Bulut hakkı. İşte bu bulut ve arkadaşları her yere şakır şakır yağmur yağdırıyorlar. Biz de size geldik. Şimdi arkadaşım, sana açık konuşacağım. Cengiz, çay söyle sen de. İçiyorsunuz değil mi? Olur olur. Şimdi arkadaşlar, halıcılık aslında benim ikinci mesleğim oluyor. Ben gördüğünüz gibi dünyayım. Oh, çok sıcakmış. Şimdi şöyle oldu. Dünyada yaşayan canlıların doğaya verdiği zarardan ötürü güneş dünyayı daha çok ısıtmaya başladı. Küresel ısınma. Aynen öyle. Küresel ısınma yüzünden ne oldu? Kuraklık. Bravo. Peki kuraklık yüzünden ne oldu? Plaj voleybolu. Hayır. Kuraklık yüzünden yeşillik azaldı. Yeşillik azalınca koyunlar beslenemedi. Koyunlar beslenemeyince yün veremediler. Yün veremeyince ne oldu? Sorarım, ne oldu? Ne oldu? Halıcılık işi zarar ziyan oldu. Halının fiyatı arttı. Fiyat artınca kimse halı almadı. Bu yüzden de hem kuraklık azalsın hem yeşillikler çoğalsın diye her yerde yağmur yağmaya başladı. Tamam, iyi, hoş diyorsun da bizim tavan akıtıyor. Onu ne yapacağız? Dengeyi bozdunuz arkadaş. Bunu da siz halledeceksiniz. Küresel ısınmayı kaldırın, halıcılığı kurtarın. Halıcılığı kurtarın, tavanı kurtarın. Anladınız mı? Ben anladım Dünya Bey. İyi bakayım. O zaman hadi kalkın gidin. Bir dünya işim var benim de. Bu espriyi günde en az bir kere yapıyorsun değil mi? Herhalde. Dünya döndükçe yapacağım. Bak dönüyorum. Cengiz, topla sen de boşları. Şimdi ne yapacağız peki? Küresel ısınmayı engellememiz lazım. Bence de yöresel ısırma çok önemli. Bir de bölgesel ısırma. Herkes gidip kendi yöresinde bir şeyler ısırsın. Ben size ne yapacağımızı tek tek söyleyeceğim. 1. Ozon tabakasının en büyük düşmanını ortadan kaldırmalıyız. Deodorant kullanımını azaltmak. Neredeydi şu deodorant? Lütfen gereksiz yere deodorant kullanmayalım. Deodorant yerine daha çok duş alalım ve doğaya zararsız ter önleyici ürünlerden kullanalım. Anladım. Haklısınız. Peki sizler kimsiniz? Biz muhteşem küresel ısınma engelleyicileriyiz. Ve bu isim çok uzun. Aa, randevumdan önce bedava koku sıkayım da havam olsun. Pardon, şunu alayım. Ay. İyice sıkayım, bol bol sıkayım. Vücuduma da sıkayım, ayağıma da sıkayım. Sıktın sen de ha. Ver bakayım. Evet, gülümseyin. Herkes peynir desin. Ben kaymaklı katmer diyeceğim. Öyle daha güzel çıkıyorum. Kaymaklı katmer. Tamam canım, şimdi ne yapacağız? Araba egzozu ve benzin gibi yakıtlar yüzünden küresel ısınma çok arttı. Bu yüzden de elektrikli araba kullanımını teşvik etmeliyiz. O zaman herkes bunu bir arabanın ağzından duymalı. Arabadan mı? 2. Elektrikli araba kullanmak. Duyduk duymadık demeyin. Beni dinleyin. Bırakın artık benzinli, pis egzoz dumanlı arabaları kullanmayı. Doğayı koruyun. Elektrikli araba kullanın aynı benim gibi. Nasıl ama? İyi konuştum değil mi? Evet evet. Senin de elektrikli olman süper olmuş. Bakın ben de şimdi doğaya yardım edeceğim. Süper araba, bacarık. Küresel ısınmaya dur demek için elektrikli arabaları tercih edin. Çocuklarınıza daha iyi bir gelecek bırakın. Bizi de bulut hakkından kurtarın böylece. Evet beyefendi, çok doğru. Bunu söylüyorlar. Hadi buyurun. Çocuklarımızı, geleceğimizi, bizi kurtaracağız. Yaşasın, herkes bilinçleniyor. Peki şimdi ne var sırada? Bütün yeşillik alanların düşmanı. Oksijenimizi elimizden alanlar. Gereksiz beton yığınları. 3. Yeşil alanları korumak. Siz de kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Biz buraya gereksiz binalar yapmaya geldik. Biz doğanın koruyucularıyız. Benim kostümümü renkli nerede yıkamışlar?
yoksa beyazdı bu. Yeşillik alanları azaltmayın. Aksine daha fazla ağaç dikin. Çocuklara güzel bir dünya bırakın. Vay şey! Vay! Vay şey! Vay! Kaçın, 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 yürüyün gidelim. Kaçın, bunlarla baş edilmez. Şakir, ne yapıyorsun? Yok öyle bir şey. İyice uçtun sen. Biz normal bir şekilde gidip ağaç dikeceğiz o kadar. Gerçekten mi? Ben de süper kahraman olacağız diye çok sevinmiştim. Pelerin giyin bari, olur mu? İşte bakın, gördüğünüz gibi dediklerinizin hepsini yaptık. Herkesi küresel ısınma konusunda bilinçlendirdik. Hakikaten de öyle. Dengem tekrar eski haline geliyor gibi. Böyle giderse alıcılık sektörü çok yakında yükselişe geçer. Bulutlarda fazla fazla yağmur yağdırmaz. Siz de evinizde rahat rahat oturursunuz. İşte bu. Oh, dünya varmış. Varım tabii. Ne demişler? Damlaya damlaya göl olur. Alın götürün bunu. Aşk olsun, çok ayıp. Bu halı uçuyor mu? Uçanından var mı bunun? Bakın uçuyor gibi sanki. Hopalay.